Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda ofisteki internet sorununu nasıl çözdüğümüzü anlatıyoruz. Şöyle elimde görmüş olduğunuz TP-Link'in Deco M5 ailesinin üyelerinden bir tanesi var. Ofisteki internet sorunumuzu bu ve beraberinde aldığımız arkadaşlarla beraber çözdük. Şimdi biliyorsunuz ofislerde özellikle, yani evde çok büyük bir problem olmayabilir ama ofislerde yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi internetle ilgili. Birinci problem genelde kapsama alanının sıkıntılı olması. Özellikle duvarları kalın ya da işte eski tip bir binada oturuyorsanız işte bir noktada bulunan Wi-Fi, işte router'ınız olabilir, modeminiz olabilir vesaire. Genelde arka taraflardaki veya mesafenin uzak olduğu yerlerde veya işte 2-3 katlı bir binada eğer ofisiniz varsa çekmeme sorunları yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Özellikle iş yerlerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. İkinci sorun ise, bu belki çok farkında olmadığımız bir sorun ama mesela bizim gibi çok belli bir sayının üzerinde insanın çalıştığı ofislerde ise standart bir router'a ya da modeme çok fazla cihaz bağlandığı zaman, tabi bunlar haliyle daha çok bireysel kullanıma yönelik cihazlarsa eğer, bir tıkanıklık sorunu yaşanmaya başlıyor. Yani işte internete bağlanamıyorsunuz, telefonla işte telefonla olsun veya diğer mobil cihazlarla olsun iletişim kurma sorunu yaşıyorsunuz. İnternet üzerindeki bağlantılardan bahsediyorum. Ki şöyle düşünmek lazım, bizim ofiste yaklaşık 8-9 kişilik bir ekip var ve bu herkesin bir bilgisayarı var doğal olarak. Aynı zamanda herkesin de bir telefonu olduğu düşünüldüğünde, yani 8 kişi olsa 16 tane cihazın aynı anda bir modeme veya router'a bağlandığını düşünün. İşte bizim yaşadığımız sorun bu, ikinci taraftaki sorundu. Ofisimiz çok büyük değil, çok katlı değil, çok geniş bir alana belki kapsamıyor. Bu yüzden Wi-Fi çekme sorunumuz çok yoktu ama birden fazla cihazın internete bağlanmasının gerektiği durumlarda ya da işte birisi bir şey download yaptığında, upload yaptığında tıkanma sorunu yaşıyorduk. Ayrıca çok fazla cihaz bağlandığında, mesela özellikle ben birazcık bu konuda abarttığımı söyleyebilirim. Çünkü teste gelen ürünler var ve bu ürünleri ister istemez internete bağlamamız gerekiyordu. Bazen 3 tane 4 tane cihazı aynı anda internete bağlıyorduk. Tabi ofisteki diğer cihazları da hesaba kattığımız zaman 20-25'e kadar çıkan bir sayıdan bahsetmek mümkündü. İşte böyle durumlarda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı standart olarak servis sağlayıcının bize verdiği router ya da modemin işe yaramamasıydı. Çünkü bu tarz ürünler genelde bireysel kullanım için geliştirilmiş ve bireysel kullanım için geliştirildiği için de hani 2 tane, 3 tane, 5 tane cihaza sorun olmuyor ama 15 tane, 25 tane bağlamaya kalktığınız zaman, cihaz internete bağlanmak istediği zaman sorun yaşıyorduk. İşte TP-Link'in bu Deco M5 serisi, ki genelde üçlü bir paketi var bunun. Bir tane almıyorsunuz, yani 3 tanesini birden alıyorsunuz ama tek tek de alabilirsiniz isterseniz. Bunları ofisin her yerine dağıttık. Gerekli ayarlamaları da zaten sağ olsunlar gelip yaptılar. Ayarlamalarını yaptığınız zaman bulunduğunuz ortamdaki odaların her birinde veya mesafeyi de arttırabiliyorsunuz. Yani aynı zamanda hem mesafe arttırıcı olarak kullanıyorsunuz, Wi-Fi'nin gücünü arttırıyor. Aynı zamanda baktığımızda da bağlantı problemlerini de ortadan kaldırdı. Şimdi biz 20 tane, 25 tane, 30 tane cihaz bile bağlasak herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu arada bu M5 serisi hem uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz siz de hani gerekli ayarlarını yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil ama isterseniz de TP-Link'te bu konuda size yardımcı oluyor. Ayrıca şöyle güzellikler de var. Mesela 3 tane bundan koyacağız. Bizim burada neredeyse her odada bir tane var şu anda buradan. 4-5 odalı bir ofiste çalışıyoruz. Bir tanesini aldım söktüm. Ben mesela şu anda bu cihazı aldım söktüm. Hemen şu anda size göstermek için yaptım bunu. Çalışıyordu hatta. Çalıştığı yerden çıkardım, geldi, taktım. Bu cihaza bağlı olan ürün, bir telefon, bir bilgisayar veya bir tablet varsa otomatik olarak diğer M5 ürünlerine yönlendiriliyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü normalde standart bir üründe bu hareketi yaparsanız bulunduğunuz yerdeki internet gider ama bunda öyle olmuyor. Otomatik olarak en yakındaki diğer cihaza interneti hızlı bir şekilde aktarıyor. Bu da sizin kesintisiz bir şekilde internete bağlanmanızı sağlıyor. Tabii bu her zaman illa birinin sökmesi gerekmiyor. Diyelim bir sıkıntı oldu, bir problem oldu, bir parazit oldu, bir şey oldu. Bu cihaz çalışmaz hale geldi. Otomatik olarak internet diğer cihazlara yönlendiriliyor. Bu güzel bir özellik. Ve özellikle bizim gibi belli bir adedin üzerinde bilgisayarın, işte tabletin, telefonun veya cihazın internete bağlanmak zorunda olduğu ofislerdeki bağlantı sorunlarını kesin olarak çözüyor. Yani ben çok biz cihaz baktık, çok profesyonel şeyler de var. Tabii ki çok daha pahalı ürünler de var bu arada. Bu o kadar pahalı bir ürün değil.
Ama çok pahalı ürünlere yönelmeden de yani böyle 8-10 kişilik böyle small office dedikleri hani KOBİ dediğimiz bir şirketiniz var. 5 kişi çalışıyor, 10 kişi çalışıyor, 15 kişi çalışıyor. Her birinde bilgisayar var. Her birinde bir tabii bir telefon olduğunu düşünün. Sayıyı 2 ile çarpıyorsunuz. Onların işini çözüyor, onu söyleyebiliriz. Tabii ki 500 kişi çalışıyorsa, 1000 kişi çalışıyorsa belki çok daha profesyonel çözümlere yönelmeniz gerekecek. Bunlar belki onu kaldırmayacak ama böyle 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi çok rahat bir şekilde internet bağlantı sorununuzu bu Deco M5 ile çözüyorsunuz. Yani bizim şu andaki herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Hatta bazı bilgisayarlar vardı sürekli internetten kopuyorlardı. Kendi kendilerine durup dururken kopuyorlardı. Bu cihazların gelmesiyle beraber bu sorun da ortadan kalktı. Yani biz çok memnunuz öyle söyleyeyim. Ofiste de severek ve heyecanla ve hayran bir şekilde kullandığımızı da belirtelim. Sizin de bu tarz bir sorununuz varsa bizimle paylaşın. Belki çözümler de üretebilir size. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza, Twitter hesaplarımıza, Instagram hesabımıza ve Facebook hesabımıza ziyaret etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum.